775 anakartımızda BIOS modlaması ve Türkçe arayüz çalışmalarını yapmak için aksi bir durumda tekrar sistemi dışarıdan programlayabilmek üzere BIOS entegresini uzatma kullanarak daha rahat erişilebilir kılacağız. Bunu yapabilmek için şu anda ekranda gördüğünüz gibi erişmesi oldukça zor bir aralıkta BIOS entegremizi görüyorsunuz. Tam olarak orada da 8 adet bacaklı BIOS ROM'umuzun 4 adet ayağı siyah kablonun arkasında kalmakta. Bunu dışarıya uzatabilmek için ise şöyle bir kablo modifiye ettik. Normal header olarak dışarıda satılan bu uzatma kabloyu burada kullanmak için bir tarafını entegre soketine takılabilecek şekilde silikonla destekleyip 8 adet pini bu şekilde bir entegrenin kolonu haline getiriyoruz. Diğer ucunda da BIOS entegresini takabileceğimiz bir soket yer alıyor. Bu kabloyu buraya yerleştirdikten sonra kolayca erişebileceğimiz BIOS entegresini programlayıp denemeler yapabileceğiz. AmiBIOS tabanlı modlama işlemi için ilk önce test ortamı oluşturmak gerekiyor ve uzay sistemleri çalışmadığım için kasamda böyle bir modifikasyon yapmam gerekti. Düz bir ince tornavidayla entegreyi sökmüş bulunuyoruz. Max 25L8005 model bu entegreyi daha önce harici olarak yüklemiştim. Kart üzerinden eski açılır videoya ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada bizim için kritik önem taşıyan entegrenin yönü. Entegrenin yönünü bu sokette kalemle işaretleyip siyah izlerin olduğu doğrultuda takacağız. Hatta buraya takmadan önce bacakları da bir oksitlerini temizlemek üzere kenara koyalım. Önce bunu anakarta takalım. Yine doğrultusuna dikkat edeceğiz ve şu aradaki müsait boşluktan geçirelim. Bu arada bacakların birebir örtüşüp örtüşmediğini şöyle bir kontrol edelim. Sanki bu soket biraz daha geniş gözüküyor. Kolay takabilmem için hizalamalarının karşılıklı olması işimi rahatlatır. Evet, doğrultumuz bu şekilde yerini alıyoruz. Şu kablonun da arkasından geçelim. Evet, yerine ulaştı. Bu arada bu işlemleri gerçekleştirirken gerçek zaman saati yani anakartı bataryasını çıkartıyorum ki takılı değil. Çünkü bir takılı olduğunda bu entegreye sürekli bir besleme gerilimi gidiyor. Söküp çıkartırken bu besleme gerilimi ne olur ne olmaz arıza yapabilir. Yanlış bir temasında bulunabilir. Entegreyi bozabiliriz. Endişesiyle işimizi garantiye alıp bataryayı sökmüş bulunmaktayız. Şu anda ilk olarak montajımızı tamamlamış gözükmekteyiz. Ardından entegre ile bu sokette doğru işaretlenmiş yönde takabiliriz. Böylece aksi bir durumda kolaylıkla buradan sökebilir ve programlama cihazında ayrı bir bilgisayarda entegreyi tekrar orijinal dosyayla yazıp sistemi açılır hale getirmek mümkün hale gelecek. Böylece yazma işlemleri, deneme ve test işlemlerini anakartı yerinden sökmeden gerçekleştirebileceğiz. Burada bir endişemiz ise şu, bu kabloyu 10 santim kadar uzattık. Bu uzatmanın entegrenin veri haberleşmesi üzerinde bir olumsuz etkisi olup olmayacağını bilmiyoruz. Buradan ufak bir sorun belki yaşarız ya da yaşamayız. Göreceğiz.
BIOS entegresini ilk olarak sistemde canlı olarak yazacağız. Yani normal bir update yapar gibi EZ Flash üzerinden ilk rollandığım, ilk modifiye ettiğim dosyayı bu şekilde yazacağım. Şimdi diğer ekipmanları da tamamlayıp sistemi kapatabilirim.